Evet, Gürcüana'dan herkese merhabalar. Biraz spontane doğan bir videom olacak. Komşumun evinde çaça yapımı. Bu çaçanın nasıl yapıldığını göstereceğim, anlatmaya çalışacağım şimdi sizlere. Gördüğümüz tencereye esasen farklı bir tenceresi var ama sistem aynı. Şu anda elde olan malzemeleri kullandık. Şu anda şarap koyduk. Şaraptan çaça yapıyoruz ama esas çaçanın ismi çaçadan geliyor. Çaça ise Eylül ayında biz şarap yaparken fıçıya koyduğumuz üzümden kalan artıklardan yaptığımız ona çaça deniyor ve onu koyuyoruz genellikle bu tencereye ama şaraptan da yapılıyor. Koyduktan sonra işte kaynıyor. Kaynamaya başlayınca da sıcak buharla çıkıyor. Bakınız şuna verilen isim aslında buzdolabıymış. Bunun iki farklı modeli var. Bu şu anda içerisinde iki tane boruyu barındırıyor. Bir tanesinin içerisinde bakın arka taraftan şöyle su giriyor. O su soğutuyor. Gördüğünüz gibi zaten buharlı. Çünkü buradan gelen sıcak, şuradaki gelen soğuk suyla soğuyor. Ve buradan da o su çıkıyor. Bahçeyi suluyoruz şimdi çıkan suyla. Ve önünden bakın böyle çaça akıyor. Çaçayı böyle elde ettikten sonra bunun özel bir derecesi var. Bakın şimdi size derecesini göstereceğim. Bakınız şöyle bir derece. Rakamları tutturmaya çalışacağım. 40, 50, 60, 70 ve ucu 80'dir bunun. Şimdi bu dolduktan sonra içerisinde atıyoruz. Bunun kısa bir videosunu da ekleyeceğim. Ya da Instagram sayfamdan Gürcana'dan görebilirsiniz. Kısa çekeceğim. Bunu koyduğunuz zaman içerisine batıyor. Battığında hemen yukarı yüzeye çıkmaya başlayınca işte derece nereye kadar gelirse çaçanın derecesi o kadardır. Şu anda elde ettiğimiz çaça 80 derece. 80 derece çaça için fazla dayanmaz diyeyim ben size. Bu nedenle ikinci kez aynı işlemden geçip yaklaşık 50 dereceye kadar indiriyoruz bu çaçamızı ve evde yapılan çaçanın derecesi genellikle 50-55 derece oluyor.